Kılıçdaroğlu'nun koltuğunu bu zamana kadar tehdit eden, daha doğrusu Kılıçdaroğlu'nun kendi için tehdit olarak gördüğü iki isim vardı. Bunlardan bir tanesi Mustafa Sarıgül'dü. Mustafa Sarıgül'ü hatırlayın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday olarak göstermişti CHP onu. Kazanamadı. Böylece Kılıçdaroğlu Sarıgül'den kurtulmuş oldu. O tehdit sona erdi. Şimdi bir diğer tehdit ise Muharrem İnce'ydi. Çünkü genel başkanlık koltuğu için iki kez yarışmıştı Kılıçdaroğlu için. Şimdi şu soru soruluyor. Acaba bu bir taktik mi? Yani Muharrem İnce'den kurtulmak için Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir taktiği mi? Şimdi her ona 80 milyonun cumhurbaşkanı olacağı için ona Türk bayrağı rozetini takıyorum. Türkiye bu filmi daha önce de izlemişti. Evine hoş gelen Mustafa Sarıgül'e bir de kimlik kartını verecek. Hayırlı uğurlu olsun efendim. Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlık koltuğunu korumak için çevirdiği türlü oyunları anlatıyor. Şimdi kurban Muharrem İnce ama bir önceki çekimde Mustafa Sarıgül'dü. Mustafa Sarıgül'ü hatırladınız mı? Şişli Belediyesi ile özdeşleşmişti ama hedefleri çok daha büyüktü. Sloganı Çare Sarıgül'dü. Bir zamanlar Kılıçdaroğlu'nun bir numaralı rakibiydi. Bugün burada şefkatle birbirimize sarılın. Çünkü bugün sosyal demokrasinin barışı, sosyal demokrasinin yeniden şahlanışı kardeşlerim. Ancak Sarıgül'ün yıldızı çabuk söndü. Operasyonu bizzat Kemal Kılıçdaroğlu yönetti ve böylece bir taşla iki kuş vurdu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Mustafa Sarıgül sizleri selamlıyor. Kendisine rakip olarak gördüğü Sarıgül'ü onun hırsını kullanarak yendi. Onu kazanamayacağı bir yarışın içine soktu. 2014 yılında İstanbul Belediye Başkan adayı yaptı. Sarıgül kaybedince CHP'li seçmenin ona karşı duyduğu heyecan söndü. Kılıçdaroğlu Sarıgül'den işte böyle kurtuldu. Sayın Muharrem İnce, gel bakalım buraya. Şimdi sırada Muharrem İnce var. Muharrem İnce iki kurultayda Kılıçdaroğlu'nun karşısına çıktı. Kaybetse de partide İnce'ye karşı teveccüh artıyordu. Kılıçdaroğlu koltuğunu korumalıydı. Bunun için fırsat Cumhurbaşkanlığı seçimiydi. Sarıgül de başarıyla uyguladığı planı bir kez daha sahneye koydu. Yine rakibinin hırsını kullandı. Muharrem İnce'yi kendisinin bile girmeye korktuğu bir yarışın içine soktu. Böylece İnce için kendince tasfiye sürecini başlatmış oldu.